Hanım, hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda sizlerle özellikle yeni doğum yapmış annelerin işine yarayacağını düşündüğüm bilgiler paylaşmak istiyorum. Biliyoruz ki bebeklerimiz doğduktan sonra en büyük sıkıntımız bebeğin sütüm yetecek mi yetmeyecek mi endişesidir ki bu özellikle yeni doğduğu dönemde annenin en büyük soru kafasındaki soru işaretidir. Çünkü bebeğinizi alırsınız, memenizi koyar, emzirirsiniz, bebeği yatırırsınız, neredeyse 1-1,5 saat sonra tekrar bebek emmek ister. Bu esasında bu sürecin normal olduğunu gösteren bir şey. Çünkü bebeklerimiz yeni doğdukları zaman mideleri bildiğiniz bir kiraz tanesi kadar. Üçüncü gün küçük bir kayısı büyüklüğüne, 10. günde yaklaşık küçük bir yumurta büyüklüğüne gelmiştir. Böyle olduğu için de mide kapasitesi çok küçük ve anne sütü laksatif bir özellikle olduğu için bebek sizi sık sık emmek isteyecek. Bu etrafınızda size sütünüz yetmiyormuş laf duymanıza biraz neden olacaktır ama şunu unutmayın. Bebeklerimizin mide kapasitesi çok küçük. Sizin sütünüzde tam bebeklerin sindirimine uygun olduğu için sık sık ve bol bol bebek emmek isteyecektir. Özellikle hep sizin kucağınızda olduğunda daha huzurlu ve daha rahatlamış olduğunu göreceksiniz. Çünkü sizin bir kokunuz bebeğinizin en iyi bildiği şeydir. O yüzden bu süreçte kokunuzun önüne geçecek hiçbir şey kullanmayın. Parfüm, deodorant, yıkadığınız çamaşırındaki deterjanınız, yumuşatıcınız, bunların hepsine bir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle içinize giydiğiniz iç çamaşırlarınızı ve vücudunuzda eğer eğer atlet gibi bir şey görüyorsunuz onu mutlaka bebek deterjanı ile yıkayın. Yumuşatıcısı bebek deterjanı olsun ki sizin kokunuzun önüne çıkmasın kullandığınız deterjanın kokusu. Bu çünkü bebek sizin kokunuzu duyarak emme içgüdüsünü arttıracak ve daha çok emmeye başlayacaktır. O yüzden lütfen hani bu konuda dikkat etmekte fayda var. Onun yanı sıra 2 kişi çıktığınız eve 3 kişi hatta anneniz, kayınvalideniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız derken çok kalabalık bir şekilde geri döneceksiniz. İlk başlarda eğer bizim gibi benim ve eşim gibi tek başına yaşamaya uzun süre alışmış biriyseniz bazen çok kaotik olabiliyor. Acaba hep böyle mi olacak? Bu kadar kalabalık mı olacağım? Esasında ilk zamanlarda ki ortalama bu 1 ay 40 gün dediğimiz bir süreç boyunca anneleriniz, kayınvalideniz, kardeşiniz ya da arkadaşlarınızdan yardım almayı asla ihmal etmeyin. Bundan da lütfen çekinmeyin. Çünkü bebeğimiz bu kadar sık emmek istediğinde gece de aynı şeyi yapacak. Gece şunu demeyecek bebek. Ben annemi saat gecede 2'de emdim. Saat 3.30. Ya 1,5 saat geçti uyusun mu annem diye düşünmeyecek. Karnı acıktığı için ağlayarak sizi uyandıracak. Bunu gece ve gündüz aynı şekilde devam ettiği için sizin gündüz mutlaka uyumanız gerekir bebeğiniz uyuduğu dönemde. Bu süreçte eğer evinizde işte misafiriniz gelecektir, ev biraz dağınıktır. İlk günlerde bunların hepsi olacak. Lütfen buna çok kafayı takmayın. Bunun böyle bir süreç, bunun kısa bir dönem olduğunu asla unutmadan annelerinizden ve yakınlarınızdan mutlaka yardım istemeye çalışın. Herkesin belli sırada gelmiş olması en azından o sürecin birazcık daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Ve bu süreçte babalar devreye girecek. Çünkü eğer bebeğimizi sürekli emzirmek ve onun bakımı ile ilgilenirken etraftaki insanlarla, misafirlerimizle, büyüklerimizle de ilgilenmek sırası o süreçte babanın olacaktır. Bu ilk 10 gün dediğimiz süre içerisinde bebeğin hem emme güdüsünü ortaya çıkartmak ve sütümüzü arttırmak hem de göbek bakımının, göbek bağının olduğu süreçtir, yeni doğan sarılığın olduğu süreçtir. O yüzden ilk 10 gün biraz bazen karışık geçebilir. Ama inanın ki ilk ay bir 10-15 gün sonra geri dönüp baktığınızda her şeyin yavaş yavaş yola girdiğini göreceksiniz ve sizin gibi yeni doğum yapmış annelere sizler öğüt vermeye başlayacaksınız. İlk 10 gün yine unutmamadan söyleyeyim. Göğüs ucu yaraları olması çok normaldir ama sizin artık bebeğiniz 15-20 günlük oldu ve halen göğüs ucunda yaralarınız var ve emzirirken halen bir sıkıntı çekiyorsunuz. Mutlaka bir emzirme danışmanı ya da çocuk doktorunuzla mutlaka görüşün. Bu süreçte özellikle ilk 40 günlük o loğusalık döneminde ilk başlarda daha yoğun olmak kaydıyla sonra gittikçe azalan hafif bir kanamanız olacaktır. O yüzden kişisel hijyeniniz, vücut hijyeniniz çok önemli ve bunu zaten hani kişisel olarak nasıl yapılmasının gerektiğini hepimiz biliyoruz. O anlamda mutlaka dikkat edin. Mutlaka kendinize vakit ayırmaya çalışın. İlk günlerde evet çok kolay olmayacaktır ama bir hafta 10 gün geçtikten sonra
Bir markete gitmek, bir kuaföre gidip saçınızı fön çektirmek de için kendinizi iki emzirme arasında mutlaka minik güzel anlar ayırın. Çünkü gerçekten anne sütü bol bol emzirmek ve gerekiyorsa sağmanın yanı sıra sizin stresten uzak olmanızın, moralinizin iyi olmuş olması da bu süreci çok etkileyecektir. Bunların hepsinin yanı sıra da bu sürecin geçici bir süreç olduğunu ve bu yaşadığınız o anın keyfini almaya, keyifle bu bebeğin beyninizle güzel vakitler geçirmeye çalışın. Çünkü geri dönüp tekrar baktığınızda ben şimdi 7 yaşında benim oğlum. Ben şu an onun bebek olmasını, o bebeklik anlarını halen hayal ediyorum. Onun vücudumda elime dokunduğumda bıraktığı kokusu gerçekten çok muhteşem. O yüzden bu anların bol bol keyfini vara vara, gerekiyorsa aralarda dinlenerek, ufak tefek karışıklıklar olsa da bunların geçeceğini bilerek geçirmenizi tavsiye edebilirim. Sizin eğer bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa buraya yorum, alta yorum şeklinde yazarsanız mutlaka geri döneceğim. www.bebeğimgeliyor.com benim sitemdir. Orada sitede o ilk günler için size neler yapılması ile ilgili pek çok yazı bulabilirsiniz. Sisteme de abone olabilirsiniz. Bu YouTube kanalıma da abone olursanız çok beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.